Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kripto para piyasası sert düşüşler sonrasında toparlamaya çalışıyor. Bitcoin 30 bin dolar üzerine atmaya çalışıyor. Genel anlamda piyasaları değerlendirelim. Teknik olarak, temel olarak ne durumdayız bunları konuşalım istiyorum. Hemen Bitcoin ile başlamam gerekirse anlık olarak 29.800 dolar civarında seyreden bir Bitcoin söz konusu. Son hareketlerle beraber burada 28-29 bin bandının genel anlamda teknik bir destek alanı olduğunu hatırlatmakta fayda var. 28-29 bin dolar üzerinde özellikle günlük bazda tutunmamız çok önemli. Bu alan üzerinde tutunmamız halinde Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlerin gelme ihtimali artacaktır. Ve burada yukarı yönlü hareket halinde ben ara dirençlerin hepsini artık göz ardı ederek 38 bin doların ana direnç alanı olduğunu hatırlatmak isterim. Yani benim burada 34, 35, 36 binlerdeki dirençlerle artık herhangi bir işim yok. Bitcoin'de kısa ve orta vadede yönü belirleyecek olan direnç alanının özellikle 38.000 dolar olduğunu düşünüyorum. Peki 38.000 dolar altında kalmamız halinde ne gibi durumlarla karşı karşıyayız? Bunları da tabii ki konuşmak lazım. Teknik olarak 38.000 dolar altında kaldığımız sürece Bitcoin'de kapitülasyon ihtimali masada. Yani bunu söylemek ben de istemiyorum. Gerçekten tatsız bir konu üzerine konuşurken altcoinlerin ne gibi durumlara gelebileceğini de bir yandan düşünüyorum fakat Burada gerçekleri konuşmamız lazım. Burada direnç alanı yani majör direnç alanı altında kaldığımız sürece kapitülasyon ihtimali her zaman masadadır. Bitcoin'in kapitülasyona uğrayacağı bölgede 24 bin dolara tekabül ediyor. Zaten son videoda bu alanın teknik olarak bir destek alanı olduğunu da konuştuk. Bitcoin'i 29-30 bin üzerine atmadığı sürece o bölgenin destek olacağını konuştuk. Şimdi 29 bandı üzerinde olduğumuz için bu bölgeyi destek olarak nitelendirmiyorum. Ama 38 bin altında kaldığımız sürece ve 28-29 bin dolar altında günlük bir kapatma gelmesi halinde iki kapatma daha iyi olur teknik olarak 23-24 bin dolarların bir sonraki destek alanları olacağını düşünüyorum. Şimdi Bitcoin kapitülasyona uğramadan altcoin'lerin çoğunda kapitülasyondan da beter hareketler gördük. Geçen mesela altcoin'lerin bazılarının grafiklerini açıyorum. %99.7'lere varan düşüşler söz konusu. Burada sadece Luna'dan bahsetmiyorum veya Terra ekosisteminin coinlerinden bahsetmiyorum. Genel olarak altcoin'lerin bazılarında böyle durumlar var. 400-500 milyon market cap'lere ulaşmış olan bazı altcoin'lerin bugün 4-5 milyon market cap'lere kadar gerilediğini görüyoruz. Yani normalde bu hareketler benim geçmiş tecrübemden e, hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Bitcoin kapitülasyona uğradığı zaman yaşanıyordu. Fakat son hareketlerde Terra Luna kriziyle beraber aslında bu hareketlerin biraz daha erken yaşandığını gördük. Dün mesela bir tweet de attım bununla ilgili altcoinlerde genel anlamda bu kadar sert düşüşlerin artık yaşanmış olması biraz daha beni rahatlatıyor. Belki bitcoin kapitülasyona uğramaz. Belki kapitülasyona uğrasa altcoinlerin artık inecek geri kalmaz. Tabi burada da başka bir ihtimal devreye giriyor. Altcoin iflasları devreye giriyor. İnsanlar şöyle düşünüyor. Ya buraya kadar geldi buradan daha nereye inecek diyor ama... Bu altcoinlerin iflas açıklamaları dahi mümkün. Yani bu piyasa koşullarında devam edemiyoruz. Artık projeyi kapatıp gidiyoruz gibisinden açıklamalar da gelebilir. Keza piyasanın tasfiye edilmesi açısından 18-20 bin tane altcoin var. Böyle bir durumun yaşanması da mümkün. Gerçi baktığım zaman takımların bazıları zaten çalışmayı durdurdu. Piyasada gerçekten çöp olarak nitelendirebileceğimiz, takımının çalışmadığı, arzının kontrolden çıktığı, genel anlamda blok zincirinin bir zombi blok zincirine çevrildiği projenin bir zombi projeye çevrildiği ürünler var. Yani biraz daha bu sürecin de başladığını düşünüyorum ben ama genel anlamda altcoin'lerin sağlam altcoin'lerin en azından bu kadar erimiş olması bitcoin'deki olası bir düşüşe karşı beni biraz daha sakin tutuyor diyebilirim. Ha tabii ki bitcoin burada 24 bin dolara kadar gerilerse altcoin'ler düşmez mi? Tabii ki bitcoin'den daha beter çakılır. İşte o zaman iflas seçeneği ortaya girer. O zaman altcoin tarafında iflaslar görmeye başlarız. Gönül ister ki böyle bir şey olmasın tabii ki ama bu ihtimalleri aktarmakta fayda var. Bu ihtimaller masada o yüzden bunları konuşmamız gerekiyor. Yani gerçekçi davranmak gerekiyor. At gözlüğüyle pembe gözlükle bu piyasada para kazanılmaz. O yüzden bu ihtimalleri de bir, bir tarafa yazalım istiyorum. Şimdi bitcoin'deki mevcut durumla beraber şu an içinde bulunduğumuz durumla beraber burada 38 bin doların büyük bir önem arz ettiğini düşünüyorum. Tabii ki bulunduğumuz alanla 38 bin dolar arasında 8-9 bin dolarlık bir bölge söz konusu. Şimdi burada bulunduğumuz alanda 38 bin dolara kadar zaten gidersek altcoinlerde çok güzel hareketler görürüz. O yüzden ben kendi düşüncelerimi de aktarmış olayım. Ben bitcoin'in en azından kısa vadede yukarı yönlü bir atak yapmasını 35 sonrasında da 38 bin dolarlar denemesini bekliyorum. Yani bitcoin'in bulunduğu bölgede aşağı yönlü 28 binlerin tekrar denenmesi ihtimaliyle beraber yani denense de benim bu kısa vadedeki düşüncemi değiştirmez. Yukarı yönlü bir hareket başlaması beklentilerim dahilinde. En azından 35-38 bandına doğru bu iki direnç alanına doğru bir hareket gelmesini bekliyorum. Bu bölgelere geldikten sonra piyasa koşullarına bağlı olarak tekrardan değerlendirme yapmak gerekecek. Bu trend kırılır mı kırılmaz mı o anda makroekonomik konjüktür nedir Piyasadaki durum nedir? 15 gün önce Terra Luna krizi yoktu. 15 günde piyasalar al aşağı çakıldı. Yine böyle bir durum olabilir. Belki tam tersi çok güzel gelişmeler olabilir. O yüzden bu ihtimalleri masada tutarak konuşmamız gerekecek. Şimdilik izlenmesi gereken alanın 38 bin dolar olduğunu düşünüyorum. Destek alanda 28-29 bin dolar bandına tekabül ediyor. Kısa vadeli zaman dilimlerinde baktığımız zaman mesela burada 4 saatlik bazda bir tobo formasyonunun yani ters omuz baş omuz formasyonunda oluştuğunu görüyoruz. Bu formasyonun hedefine gitmesi halinde burada Bitcoin'de yaşanabilecek yükseliş teknik anlamda nedir diye sorarsanız da yaklaşık olarak herhalde 35 bandına doğru 35-36 bandına doğru bir hareket gelebileceğini görüyoruz. Yani burada artık Bitcoin'in nefesi kesilir mi? 38 bin majör direncini zorlar mı? Bunu o alan gelirse konuşuruz. Fakat teknik olarak böyle bir hedef var. Buradaki neckline'ın takibi önemli. Kısa vadede trade yapanlar bu neckline'a uygun olarak pozisyonlarını geliştirebilir en azından teknik analize göre trade yapıyorsanız. Şimdi genel anlamda dünyada da bazı önemli gelişmeler var. Mesela Biden tarafından enflasyonla ilgili bir açıklama geldi. Enflasyon gerekenin çok çok daha üzerinde gibisinden bir açıklama geldi. Tabii ki açıklamalarında ben kesinlikle FED'e etki göstermiyorum. Powell'ın başkanlığında en doğru kararların geleceğini düşünüyorum dese de burada da bir siyasi baskının olduğunu ben şahsen düşünüyorum. FED son yıllarda belki son 20 yılda bu kadar sıkıntılı bir süreçten geçmemiştir. Şimdi burada 2008 krizi var. 2008 Wall Street krizini biraz daha tenzih etmek gerekir. Oradaki dinamikler, mekanizmalar daha farklıydı. Ama şu anda içinde bulunduğu durumda Fed'in hiç iyi değil. Yani genel anlamda düşünsenize hem enflasyonu kontrol altında tutmanız gerekiyor. Hem işsizliği kontrol altında tutmanız gerekiyor. Bir de yukarıdan siyasi bir baskı var. Bu yılın sonuna doğru gerçekleşecek olan bir seçim var. O yüzden ABD tarafından Biden'ın da mutlaka Fed üzerinde bir etkisi vardır diye ben şahsen düşünüyorum. E böyle bir ortamda ne gibi senaryolarla karşılaşabiliriz? Tabii ki Fed'in enflasyonu kontrol altına almak isterken uygulayabileceği agresif hamlelerin biraz daha gecikmesiyle karşılaşabiliriz. Keza zaten bunu görüyoruz. Yani Fed belki şu an dünyada yani işsizlik ilgili bir sıkıntı olmasaydı ABD'de daha doğrusu işsizlikle ilgili bir sıkıntı olmasaydı çok daha agresif hamleler uygulardı. Ama şu an bunu yapamıyorlar. Önümüzdeki toplantı 15-16 Haziran'da. O toplantıda da 75 bas puanlık bir beklentim yok. Orada da yine 50 bas puanlık bir beklenti içerisindeyim. Şimdi Terra Luna krizi derken kripto camiası bu konulardan daha da uzaklaştı. Ama Fed hala kapıda olan bir tehlike. Hala Gizli silahlarını daha doğrusu güçlü kozlarını oynamamış olan bir tehlike. O yüzden FED tarafını takip etmeye devam ediyoruz. O tarafla ilgili de durumları aktarmaya çalışacağım size. Şimdi ABD tarafına bakmamız gerekirse burada US500 tarafında genel anlamda yukarı yönlü bir tepki söz konusu. Bulunduğumuz bölgede burada 4330 bandı artık genel anlamda US500 endeksi için direnç bölgesi. Yani Bitcoin'de 38 bin dolar neyse 4.330 bandı da US500'de aynı anlama geliyor. Burada kısa vadede bir trend oluşumu da e, yaşanabilir. Mesela şurada bir düşüş trendi söz konusu. Bu trendin kırılmasıyla beraber 4.330'lara doğru bir hareket gelebilir. O yüzden kısa vadede bu trendi de takip etmekte fayda var. US500 tarafının da bu arada Bitcoin ile beraber yukarı yönlü bir dönüşünü ben şahsen bekliyorum. Aynı şekilde DXY 104 bandı üzerinde tutunmaya devam ediyor. Gerçekten dur durak bilmeden yükseliyor. Burada özellikle günlük bazda bakmamız gerekirse bir arisay uyumsuzluğunun hala oluştuğunu görüyoruz. Özellikle bu bölge artık bir tepeye dönüşüyor. Tabii ki böyle bir alanla DXY'nin aşağı yönlü harekete geçmesi de gayet olağan duruyor. Yani bunların hepsini topladığımız zaman piyasaların genel anlamda yukarı yönlü bir harekete müsait bir zeminde olduğunu söyleyebilirim. Kripto para piyasası özellikle buna daha müsait çünkü gerekenden çok daha fazla ve sert düşüşler yaşadı. Özellikle Luna tarafından gelen haberlerle beraber mesela Terra Vakfı'nın elinde bulundurduğu Bitcoin'lerin çok çok büyük bir kısmının satıldığını öğrendik. Ellerinde 313 mü ne 300 küsür Bitcoin kalmış. Yani koskoca firma ne hale geldi, koskoca chain ne hale geldi. Bunlar olabiliyor. Kripto para piyasasına olan güveni sarsıyor mu bu durum? Kesinlikle sarsıyor farkındayım. Ee, ama yapacak bir şey yok. Bunlar işin doğasında var. Bu yüzden her zaman ürünleri alırken portföy oluşturmak, farklı farklı ürünlere yatırım yapmak gerekiyor ki bu tarz riskleri minimize edebilirim. Altcoin özelinde şimdilik çok yorum yapmak istemiyorum. Bir sonraki videoda Metaverse projeleri üzerine biraz daha odaklanmak istiyorum. Çünkü Metaverse projelerinde gerçekten çok büyük düşüşler var. Farkındayım. Ama bu işin sadece coin tarafı değil. Aynı şekilde Metaverse akımı tarafı var. Yani piyasa koşulları müsait olmasa da bazı takımların gerçekten iyi çalıştığını düşünüyorum. O takımlarda piyasa koşulları düzeldiğinde, yukarı yönlü trend kırılımları geldiğinde bu haberleri mutlaka paylaşacaktır. Bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.